şerefleneceğiz. Bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, bunu beni yaratan Rabbim bana böyle muamelede bulunuyor. Beni böyle şereflendiriyor. Yani nasıl bir muamele olursa olsun, ciddiye almıştır, temizlemeyi dilemiştir, büyütmeyi dilemiştir, öğretmeyi dilemiştir, ona anlatmayı dilemiştir, kendini tanıtmayı dilemiştir, onu ona tanıtmayı dilemiştir. Var mı bundan daha büyük şeref? Yani kulun böyle bir durumda başını secdeye koyup seni seviyorum demesinden başka çaresinin olmaması gerekir. Hele bir de ben senin bu işini sevmedim, razı olmadım, beğenmedim, bunu niye böyle yapıyorsun, bu yanlıştır demekten, yani daha bilmem ne söyleyeyim, onu bilmiyorum artık. Yani nasıl olabilir böyle? Gerçekten bazen bazı şeyleri gerçekten anlayamıyoruz, onun için söylüyorum böyle. Nasıl yani? Yani şimdi seni yaratan Rabbin sana böyle bir muamelede bulundu. Sen Rabbini nasıl tanıyorsun yani? Hani o Rahman ve Rahim'di? Hani o Kerim'di? Hani o senin ilahındı? Seni sevendi? Senin için vedud olarak tecelli edendi? Senin için Kerim olan, Vahhab olan Rabbindi? Sana yardım edendi? Senin için Nesir olan, senin Mevlandı? Sen Rabbine böyle iman etmedin mi? Niye itiraz ediyorsun öyle? Neden öyle? Niye şunu şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun diyorsun? Hele rahat ol biraz, biraz nefes al. Bak neler yapacak. Sıkma kendini, daraltma kendini. Rahat ol. Güven. Allah güvenilmeye layık değil midir? Hiç endişeye gerek var mıdır? Onun için söylüyoruz, Allah öyle buyuruyordu. Allah'ın velilerine hiçbir korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Burada da korkmaz, burada da mahzun olmaz. Niye? Rabbini veli olarak kabul etmiş. O, Rabbini velisi olarak kabul edince, Rabbi de onu veli olarak kabul eder, velisi olarak kabul eder. Dolayısıyla onun gönlündeki korkuyu da alır, endişeyi de alır. Korkma diyor. O söylüyor korkma. Ben senin velinim, korkma. Endişe etme. Mahzun olma. Yanlış yapmışsın. Mahzun olma. Silerim. Üstünü örterim. Sen bunu yapmamışsın derim. Kim diyebilir ki sen bunu yapmışsın? Mahzun olma diyor. Dedi korkma, endişe etme. Bana güven. Korkmuyor ve endişe etmiyoruz. Mahzun olmuyoruz. Rabbimiz Allah'tır diyoruz. O bizim Rabbimiz, biz de onun kuluyuz diyoruz. O bizi davet etmiş, gel demiş, biz de oraya koşuyoruz. Evet, elbette ki bazen düşüyoruz, bazen ayağımız takılıyor, bazen tökezliyoruz. Olsun, kul değil miyiz? Kulluğumuzu, beşeri halimizi, beşeriyetimizi tatmamız gerekir. Yoksa sonra kendimizi melek zannederiz. Sonra kendimizi Sübhan zanneder, tehlikeye düşeriz. Öyle de olması gerekir. Evet, bu gece Kadir gecesi.